Herkese merhaba arkadaşlar. Yapımı inanılmaz pratik olan çayınızın kahvenizin yanına eşlik edebilecek çok lezzetli toplar yapacağım bugün sizlere. Hemen yapımına geçelim. İki tane muzumuzu soyalım ve karıştırma kabımızın içerisine koyalım. Çatal yardımı ile ya da arkadaşlar bu patates ezdiğimiz ezici yardımı ile hiç fark etmez. Güzelce ezelim ama böyle normal ezmeyin arkadaşlar. Hani pütür pütür şeyler kalmayacak şekilde ezelim. İyice ezelim 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 ezelim. Tam kıvamına geldikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı pudra pudra şekeri, 3 çay bardağı dolusu olacak şekilde Hindistan cevizi ekleyelim ve son olarak da arkadaşlar 3 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. İşte malzemesi bu kadar az arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz pratik. Şimdi kaşık yardımı ile güzelce karıştıralım. Zaten karıştırdıkça iyice katılaşacak arkadaşlar. Elimizi suya batır çıkart yapıyoruz sürekli arkadaşlar ki elimize yapışmasın diye. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Parmak uçlarımızla avucumuzun içerisini birazcık ıslattıktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu olacak şekilde iç harcımızdan alıyoruz ve avucumuzun içerisinde yuvarlaya yuvarlaya top haline getiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu topları yaklaşık bir hafta boyunca kapağı kapalı olacak şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Toplarımız hazır bir kenarda beklesin. Küçük bir tencerenin içerisine 2 su bardağı suyu koyalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynayan suyun üzerine de bir tane cam kaseyi koyalım. Benmari usulü pul çikolatamızı güzelce eritelim. Yaklaşık 2 dakikada eriyor zaten. Altını kapatalım ocağımızın ve ocaktan çikolatamızı alalım. Erimiş olan çikolatamızı tatlı kaşığı yardımcı ile gördüğünüz gibi her bir topa bir tatlı kaşığı olacak şekilde güzelce üzerinden dökeyim. Direkt çikolataya böyle batır çıkart da yapabilirsiniz arkadaşlar ama kenarlarından böyle aktığı zaman inanılmaz donduktan sonra güzel bir görüntü oluyor. Ben bu şekilde çikolata erittim ama siz dilerseniz eğer hindistan cevizine, fındığa, fıstığa hatta kakaoya da bulayabilirsiniz. Bu tarz çikolata toplarının üzerine antep fıstığı, hindistan cevizi, fındık, ceviz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Benim biraz pasta süsüm vardı onu bu şekilde dağıttım süsledim. Çayınızın kahvenizin yanına mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar lokum gibi inanılmaz lezzetli. Eğer dolabınızda hafif böyle kararmış muzunuz varsa eğer esmerleşmiş muzunuz varsa bu şekilde mutlaka değerlendirip denemelisiniz. Evet şu anda toplarımız hazır. Ee, buzdolabına yaklaşık 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakalım. Üzerindeki çikolata da dinlensin. içerisindeki Hindistan cevizi kakao da dinlensin. Dibek kahvemi de yaptım. Yaklaşık 20 dakika doldu. Toplarım şu anda buz gibi hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.